Değerli misafirler, değerli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli eğitim ve bilim emekçileri, değerli Tekirdağ yerel basını ve Tekirdağ kamuoyu, karanlıkta eğitime hayır konulu basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu eylemimizin asıl konusu, ana konusu çocuklarımızın sabah karanlığında işe gidip, akşam okula gidip, akşam karanlığında okuldan dönmesi. Yine öğretmenlerimiz ve aslında Türkiye'de sabit çalışanların tamamı bu kalıcı kış saati zulmüne maruz bırakılıyor. Eylemimizi bunun için başlattık. Fakat geçen hafta bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanımızın meclisten yaptığı bizce çok kötü, felaket bir konuşma ile eylemimizin şekli biraz değişti. Bakanımız kürsüde dedi ki, biz dedi sizin cemaat dediğiniz, bizim sivil toplum örgütü dediğimiz örgütlerle dedi promosyon yapma, protokol yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü o cemaatler, o tarikatlar çocuklarımızı dağa çıkmaktan alıkoyuyor dedi. Muhalefete de dönüp siz bundan rahatsızsınız dedi. Rahatsızlığımızı ben kısaca açıklayayım. Bizler Atatürk'ün yolunda, Atatürk'ün ilkeleriyle ilerleyen Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Bu ülkenin çocuklarının tamamı ne dağ tehdidiyle ne cemaat tarikat tehdidiyle karşı karşıya kalmayana kadar bu ülkenin çocukları layık, demokratik, bilimsel bir eğitime kavuşuncaya kadar, bu ülkenin çocukları aydınlık birer birey olarak kendi kararlarını verene kadar eğitim için, eğitim işli öğretmenlerin mücadelesi devam edecektir arkadaşlar. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i kınıyor, kendisini istifaya davet ediyorum. Basın açıklamamızı okumak üzere İmdat Yılmaz'a mikrofonu verelim. Eğitimin içine atıldığı maddi ve manevi karanlıktan kurtarmak için alanlara çıkıyoruz. Eğitim gün ışığında olmalı, günün aydınlanmasıyla başlamalı, kararması ile bitmeli. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016'dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesi sonucunda gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyacı, inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması, eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki eğitimin içine atıldığı zifiri karanlık sadece saat ayarlamasıyla da dağılmayacak haldedir. Yıllardır dikkat çektiğimiz okul derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle büyük şehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam etmekte, bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci adeta vardiyalı biçimde eğitim görmektedir. AKP'nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan giderken okula geç gelen grup ise
ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşamlarını da baltalayan ikili eğitim sistemi devam ettikçe öğrencilerin hem soyut hem de somut anlamda karanlıkta kalması kaçınılmazdır. Tarikata değil eğitime bütçe. Tarikata değil eğitime bütçe. Tarikata değil eğitime bütçe. Gün ışığına göre planlanmayan çalışma saatleri ve kalıcı yaz saati uygulaması ekonomiyi de vurmaktadır. Yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle krizin eşiğine getirilen Türkiye ekonomisi bilimsel olmayan bu uygulama nedeniyle darbe yemektedir. Günün karanlığa mahkum edilen ilk saatlerinde hem ısınma hem aydınlanma için enerji tüketilmekte, enerjide dışa bağlı hale getirilen ülkemiz için bu tüketim milli sermayenin de erimesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca yurttaşların ezici bir çoğunluğu barınma ve fatura giderleri altında ezilirken bu saat uygulaması yüzünden mecburi kılınan fazladan enerji tüketimi hanelerin yükünü daha da artırmaktadır. Karanlık yüzünden mecbur bırakılan bu tüketim aracılığıyla halk daha da yoksullaşırken yandaş enerji firmaları zenginleşmekte, ekonomik adaletsizlik derinleştirilmektedir. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Gün ışığına göre planlanmayan ders ve çalışma saatleri güvenlik açığı yaratmaktadır. Çalışanların, öğrencilerin, velilerin sabahın ve akşamın kör karanlığında yollarda olmak durumunda kalması güvenlik açısından da kaygı verici olaylara meydan vermektedir. Günün zifiri karanlıkta başlatılması trafik kazalarının da artmasına zemin hazırlamaktadır. Eğitim iş olarak hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Hiçbir bilimsel temeli olmayan, milli eğitimi ve milli ekonomiyi baltalayan, ülkede koca bir güvenlik açığı oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasından derhal vazgeçin. Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmalı, okul ve derslik ihtiyaçları karşılanmalı, çocuklarımızı sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde evine dönmeye mahkum edilmemelidir. Çocuk güne gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalı. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Yanlış ekonomi politikalarıyla, gerici hamlelerle, adaletsizliklerle manevi olarak koyu bir karanlığın içine itilen ülkeyi bir de somut bir karanlığa mahkum etmeyin. Üstelik eğitimin içine atıldığı soyut karanlık daha da büyüktür. Tarikatlar, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle ve protokoller aracılığıyla eğitimde cirit atmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in pişkince tarikatlarla protokolleri sürdüreceklerini açıklaması, eğitimdeki gerici kuşatmanın dozunun daha da arttırılacağının emaresi olmuştur. Bu durumda baş öğretmenin eğitim neferleri olarak bizlere düşen de eğitimi içine gömüldüğü bu manevi karanlıktan da kurtarmaktır ve kurtaracağız. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Eğitim iş olarak okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz sloganıyla eylemlilik sürecimizi başlatıyoruz. Tüm yurttaşlara, eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, dernekleri ve velilerimizi bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine, emanetlerine ve cumhuriyetimize İlelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha
ilan edelim. Eğitim işi olarak tüm illerde büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emanetini emrettiğini ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir sözlerini içeren pankartları sendika binalarımıza asacağız. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz sloganı ile tüm velilerimizi eylemlerimize davet edeceğiz. Okullara dilekçe vermeleri çağrısını yapacağız. Eğitim iş olarak hem örgütsel hem de hukuki olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün karanlıkta eğitime hayır eylemliliğimizde okullarda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz. Okullar öğretmenlerin iş yeridir diyor ve eylemliliğimizi ilan ediyoruz. Önümüzdeki hafta kokartlarla okullarda olacağız. Derslere kokartlarımızla gireceğiz. Tüm velilerimize de çağrı yaparak alanlarda olacağız. Tüm il örgütlerimiz aracılığıyla her ilin vekillerine anayasayı ve yeminlerini hatırlatıcı fax veya mail eylemliliği başlatacağız. Ve süreci dinamik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve yurttaşlarımızla birlikte mücadeleyi büyütmeye varız, biz hazırız. İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Değerli katılımcılar, son bir duyuruyla basın açıklamamızı bitireceğiz. 23 Aralık Cumartesi günü eğitim